Merhaba sevgili HVP takipçileri, ben Dilşah İlan. Bu programımız İz Bırakanlar. İz Bırakanların bu haftaki konuğu Güney Koreli teknoloji devi LG. 1947 senesinde In Huoyiku tarafından, umarım doğru telaffuz etmişimdir. Çinli isimleri ben de dahil olmak üzere kimse bence doğru telaffuz edemiyor. Luki Kimya Endüstrisi adıyla kurulmuş ve 1952 senesinde Kore'nin plastik sektöründe faaliyete başlayan ilk firması, az önce de belirtmiş olduğum gibi HVP'nin İz Bırakanlar programının bu haftaki konu oluyor. Şimdi son zamanda aldığı radikal kararlarla gündemi meşgul eden şirket 1958 senesinde LG adını alıyor ve bir yıl sonra Kore malı ilk radyoyu üretiyor. Lucky 금성이 이제 LG로 바뀝니다. takvimler 1960 senesini gösterdiğinde ise ilk Kore malı fanı, bildiğimiz fan, 1964'te soğutucuyu, 1966'da siyah beyaz televizyonu, 1968'de iklimlendiriciyi ve 1969'da çamaşır makinesiyle asansör üretmiş. Şimdi bu kadarcık süre bandında, üretim bandının bu kadar genişlemesi sizce de çok güzel değil mi? 1983'e geldiğimizde de Luki Kimya Endüstrisi yeniden yapılanıyor ve bu sırada elektronik alanında televizyon, görüntü kaydedici cihazlar, bilgisayarlar ve yarı iletken teknolojilerle büyük yatırımlar yapılmaya başlanıyor. Şirketimizin 40. kuruluş yılında Seul'da yeni ofis binası, şu an görüyorsunuzdur, LG Twin Towers inşa ediliyor. 90 senesine geldiğimizde, 1990 senesinde ise başkanı tekrar değişiyor çünkü öncesinde çok fazla değişiklik söz konusu oluyor firma içerisinde. Telaffuz edeceğim, eleştirmeyin lütfen. Bon Mon Ko, 3. başkan oluyor. Şimdi bu süre zarfında kimya, enerji, elektronik, haberleşme, bilgi sistemleri, finans ve çeşitli hizmet sektörlerinde faaliyet göstererek artık dünya çapında tanınmaya başlıyor. 2003 senesine geldiğimizde de bir grup şirketi olmaktan çıkıyor ve holding yönetimine geçiyor. Ve Kore'nin en büyük sanayi kuruluşu unvanına da böylelikle sahip oluyor. Yine 2006 senesinde çaklık telefon modeliyle Hong Kong tasarım ödülünü kazanıp BCG tarafından yılın en iyi şirketi de seçiliyor LG. Aslında kısa süre zarfında ne kadar büyüdüğünü de görebiliyoruz. Aynı yıl dünyanın en ince LCD ekranını ve en ince düz ekran televizyonunu da tasarlıyor. 1.48 mm ve 33 cm. Sağlıklı. 2007 yılına geldiğimizde 60. yılını kutlayan şirket Life is Good sloganını kullanmaya başlıyor ve birçok firma ile iş ortaklığı bulunan LG'nin Türkiye'de de Arçelik ile klima üretim ortaklığı var. LG, life's good. LG, life's good. 2009 yılına geldiğimizde ise LG OLED teknolojisini kullanmaya başladı ve üretmeye de aynı zamanda başladı. 2010 yılında ilk OLED televizyonunu üreten firma OLED'e yatırım yapma konusunda hız kesmiyor ve 26 Aralık 2011 tarihinde dünyanın en büyük 55 inçlik, yani 140 santim çerçeve detaylı OLED panelini ürettiğini resmen duyuruyor. Ocak 2015'te ise LG Universal Display Corporation ile, bol bol telaffuz hatası olacak, OLED malzemelerin tedariği ve patentli OLED yayıncılarını kullanma hakkı için uzun vadeli bir anlaşma imzalıyor. Şimdi de OLED ekrana sahip markalara bu panelleri tedarik eden en büyük marka haline geliyor LG. Özellikle televizyon kanadında gördüğümüz OLED televizyonların panelleri bugün LG tarafından üretiliyor aslında. Ama en büyük başarısı tabii ki de bu değil. Akıllı telefon piyasasında da imzası bulunan firmanın akıllı telefon üretimi Samsung, HTC gibi devlerle aynı zamanda başlıyor aslında ve çok kısa bir sürede de piyasada kendine yer buluyor. LG Optimus G ile başlayan G serisi global çapta ilgi görmesini sağlıyor. Serinin tepe noktası tabii ki de sizlerin de ilk aklına gelen LG G2 modeliyle yaşanmıştı. G2 hem tasarım, hem performans, hem de birçok konuda markanın en popüler telefonlarından biri olmayı başarmıştı. Şu an her ne kadar artık tarihe kazınmış olsa da o zamanlar yılın en merak edilen telefonlarından biri haline gelmişti. Ardından hemen gelen G3 ve özellikle G4 modelinde yaşanan kronik sorunlar nedeniyle markanın sevilen serisinde geriye düşüş söz konusu oldu ve telefon sektöründen çıkmasıyla sonuçlanacak süreçler başladı. G5 ile modüler bir telefon anlayışına geçmişti ancak LG G6, G7 ve G8 gibi satışta başarısız olunca G serisini de böylelikle bırakmış oldu. Markanın G serisi dışında Google'a ürettiği Nexus telefonları, kavisli ekrana sahip ilk telefon LG G Flex,
dönebilen ekranlı, bizim de burada incelemesini yaptığımız LG Wing gibi farklı ürün denemelerini yaptı ama pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Günümüze baktığımızda ise akıllı telefon piyasasından çekilmesiyle gündemi oldukça meşgul eden firma, resmi olarak 5 Nisan 2021 tarihinde akıllı telefon piyasasından çekildiğini duyurdu. Şimdi bu gayet öngörülebilir durumdu çünkü mobil tarafta artık sık sık zarar ettiğini duymaya başlamıştık. Hatta 2020 yılında LG Electronics toplamda 4.4 milyar dolar gibi ciddi bir zarar açıklamıştı. Ama baktığımız zaman LG gerçekten de telefon dünyasında iz bıraktı. Şimdi ise telefon olmasa da televizyon, ev elektroniği, klima ve birçok teknolojik alanda çalışmalarına devam edecek. Az önce de belirttiğimiz gibi son zamanlarda akıllı telefon piyasasından çekilmesiyle gündemi oldukça meşgul eden LG'nin başarılarını, başaramadıklarını, yarı yolda bıraktığı detayları araştırmalarımız sonucunda sizlere aktarmayı başardık. Serimizin bir sonraki konuğu kim veya ne, hangi firma olsun belirlemek isterseniz yorumlar kısmında benimle iletişime geçmeyi unutmayın. HVP'nin farklı bir videosunda, canlı yayınında görüşene dek kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.